Herkese selamlar. Bugün Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirecek çok önemli flash bir haberi değerlendirmek için bu programı yapıyorum. Gerçekten çok önemli bir gelişme. Rusya'ya daha fazla adeta Rusya'yı savaşın içerisine gerçek anlamda çekebilecek bir gelişme yaşandı bugün. Elbette iki yılı aşkın bir süredir Rusya Ukrayna'da savaşıyor. Ancak savaş %99,9 Ukrayna toprakları üzerinde cereyan ediyor. Şimdi bu karardan sonra savaş Rusya topraklarının içine taşınabilir. Yani Moskova'da, Sankt Petersburg'da veyahut da Rusya'nın diğer şehirlerinde çok büyük patlamalar yaşanabilir. Ukrayna'da gördüğümüz savaş manzaralarının benzerini Rusya şehirlerinde de görme ihtimali yükselebilir. Ne oldu? Hemen habere geçeyim. İngiltere yasağı kaldırdı. Ne yasağını kaldırdı? İngilizler Ukrayna'ya vermiş oldukları füzedir, ihadır, toptur, bilmem şudur budur. Bunların Rusya topraklarında da kullanılmasına izin verdiler. Bugüne kadar İngiltere füzeyi veriyordu. Storm Shadow gibi ve diyordu ki Ukrayna'ya bunu Rusya topraklarına kullanmayacaksın. Nerede kullanabilirsin? Bunu en fazla İşgal edilmiş olan Ukrayna toprakları içerisinde kullanabilirsin. Mesela Kırım'da kullanabilirsin. Karadeniz'de kullanabilirsin. Ama Moskova'ya karşı kullanamazsın. Gerçi Storm Shadow'un zaten menzili Moskova'ya kadar en azından şu anki versiyonlar ulaşmıyor. Ama başka İngiliz mühimmatı, patlayıcısıdır, işte sihasıdır, şusudur, budusudur. Bunların hiçbirisini Rusya'nın içinde kullanamazsın diye Ukrayna'ya yasak getirmişti İngilizler. Sadece İngilizler değil Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar. Bu konuda yasak getirmeyen sadece Finlandiya var. Bir de Litvanya ki bunların da temin ettikleri zaten hani kendi yapımları silah yok denecek kadar az. Sadece para yardımları söz konusu ama Finlandiya demişti ki biz ne veriyoruz ise isek Ukrayna bunların hepsini Rusya toprağında da kullanabilir. Nerede isterse orada kullanabilir demişti. Fakat Amerika ve Avrupalılar bu izni vermemişlerdi. Şimdi İngilizler bu yetkiyi Ukraynalılara veriyorlar. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı gerçekten çok büyük. Artık Ukrayna bu mühimmatı kullanarak Rusya şehirlerine füze yağdırabilir. Rusya şehirlerine insansız hava araçlarıyla patlayıcılar yağdırabilir. Ukrayna'da gördüğümüz savaş manzaralarını Rusya şehirlerinde, kasabalarında, binalarında görebiliriz. Bakın bugüne kadar Rusya Ukrayna ile savaştı ama Rusya halkı bu savaşı Ukraynalılar gibi yaşamadılar. Hatta hatta Rusya ekonomisindeki ufak tefek sarsıntılar hariç savaşı doğru düzgün hissetmediler bile. Önlerinde insanlar ölmedi, binaları yerle bir olmadı. Putin'in en son seçimde almış olduğu oy oranında bunun da elbette etkisi var. Pek çok Rus için Putin bir milli kahraman gibi görülüyor. Öyle görülüyor. Fakat savaş Rusya'nın içine taşınır ise bu durum çok değişebilir. Rusyalılar savaşın tam ortasında kendilerini hissedebilirler. İkinci Dünya Savaşı'ndaymış gibi kendilerini hissedebilirler. Bu durumun sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçları olur, askeri sonuçları olur. Ruslar kendi şehirlerinde yıkılan binaları görünce geçmişten daha farklı reaksiyonlar verebilirler. Nitekim Rusya karara çok kızdı ve Kremlin sözcüsü Peskov dedi ki bu karar Avrupa güvenliğine potansiyel bir tehdit oluşturacaktır ve gerilimi doğrudan tırmandıracak bir karardır dedi Kremlin sözcüsü Pesko. İngiltere'nin bu kararını İngiliz Dışişleri Bakanı David Cameron açıkladı. Cameron Ukrayna'yı ziyaret etti ve Reuters'e de bir açıklama yaptı. İşte o demeçte bu bahsettiğimiz kararı ilan etti. David Cameron İngiltere'nin bu yıl 3 milyar sterlinlik bir yardımda bulunacağını söyledi ki bu yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yardım yapıyor. Gerçekten çok yüksek bir meblağ ve David Cameron her yıl bu yardımı yapacaklarına dair Ukraynalılara garanti verdi. Cameron'ın bu açıklamasında İngiltere'nin vermiş olduğu silah ve mühimmatlarla Rusya topraklarının hedef alınıp alınmayacağına artık Ukraynalı yetkililerin kendilerinin karar vereceğini belirterek Ukrayna'nın buna hakkı var dedi. Tıpkı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması gibi. Ukrayna'nın da kendi kendini savunurken bazı şeylere sahip olması gerekiyor dedi David Cameron. Birleşik Krallık hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada ise İngiltere'nin Ukrayna'ya yapmış olduğu yardım paketi içerisinde hassas güdümlü bombaların, hava savunma füzelerinin ve 100 kadar mobil hava savunma ekibine yönelik teçhizatın, mühimmatın yer aldığı ifade edildi. İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna'ya yaptıkları yardımın sadece Ukrayna'ya yapılmış bir yardım olmadığını, İngiltere'nin kendi güvenliğine ve refahına yaptığı bir yatırım olduğunu ifade etti. Cameron, biz sadece Ukrayna'yı korumuyoruz, aynı zamanda İngiltere'yi de koruyoruz. Bu bir İngiltere savunması kapsamında değerlendirilmesi gereken bir yardımdır dedi. Cameron, Ukrayna'yı eğer yeterince desteklemez isek, Putin'in Ukrayna'da galibiyet elde etmesine müsaade edersek bunun alternatifi bizim açımızdan çok acı ve çok pahalı bir sonuçtur. Eğer Ukrayna'da Putin kazanır ise çok daha güvensiz, belirsiz ve tehlikeli bir dünyada yaşıyor olacağız dedi. Bu arada bu hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuştu. The Economist dergisine konuştu Macron ve Ukrayna'ya kara birlikleri gönderilmesi NATO daha doğrusu batılı ülkelerin asker göndermesi seçeneğinin hala masada olduğunu batılı ülkelerin bu seçeneği mutlaka değerlendirmesi gerektiğini ifade etti ve Macron Ukrayna'ya asker göndermeleri için gerekli şartları da açıkladı. Bu şartlar nelermiş? Dedi ki Macron, eğer Ruslar ön safları geçerse ve Ukrayna'dan bir talep olur ise Şimdi Fransa Ukrayna'ya asker göndermek isterdi. Ukrayna bunu istemez mi? Ukrayna bugün her şeye muhtaç, her şeye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın bir talebinin olması meselesi bir şart bile sayılmaz. Fransa Cumhurbaşkanı diyor ki eğer Ruslar ön safları geçerse biz Ukrayna'ya asker yollamalıyız. Ön saf ne demek? Ön saf ne demek? Ukrayna savunma hatlarının şu anda kırılması demek. İngiltere'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu silahları Rusya toprakları içerisinde de kullanma iznini vermesi radikal bir değişikliktir. Tahminim odur ki İngiltere'yi Fransa izleyecektir ve diğer devletler izleyecektir. Ukrayna'ya bu silahları gönlün nasıl çekiyor ise her nerede kullanıyorsan kullan diyeceklerdir. Macron'un Ukrayna'ya asker gönderelim diye neredeyse bir iki aydır sürekli bağırıp çağırması da boşuna değil. Yani zamanlama burada önemli. Batı neden bu açıklamaları yapıyor? Neden bu kadar radikal bir politika değişikliğine gidiyor? Bunun nedeni basit. Ukrayna stratejisini Batı değiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü Rusya tahmin edilenden daha hızlı ve çok daha güçlü bir şekilde Ukrayna'ya vurmaya başladı. Bazı tahminlere göre yaz sonunda Harkiv ve Ukrayna'nın Sumi eyaletinde, oblastında bazı bölgelerin Rus işgali altına düşeceği anlaşılıyor. Yani Rusya Harkiv'i ve Sumi'nin bazı bölgelerini alabilir, ele geçirebilir. Bu bir veya iki ay içerisinde de gerçekleşebilir. Ruslar şimdiden birçok köy ele geçirdiler. Avdiyuka çevresinde çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Ukrayna hatlarının kırılması an meselesi. Bu benim şahsi görüşüm değil. Bu batıda birçok noktada tartışılan bir tespit. Yaz başında büyük bir taarruza hazırlanan Rusya'yı durdurmak için Ukrayna'nın elinde yeterli asker yok. Amerika'nın askeri yardımı, silah yardımını geciktirmesi Ukrayna'ya çok pahalıya mal oldu. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Geniş araziler Rusya'nın eline geçti ve daha da kötüsü Amerika şimdi silahları gönderiyor ama hani bunun 3 ay önce göndermesiyle 6 ay önce göndermesiyle bugün göndermesi arasında fark var. Ya yani bugün 61 milyar dolarlık silah göndereceğine Amerika 6 ay önce 6 milyar dolarlık silah gönderseydi belki manzara çok daha farklı olurdu. Özetle Ukrayna'nın Rusya karşısında çökeceği korkusu Batı dünyasına yerleşmiş durumda. Yani Batı Ukrayna'nın yenilmesinden korkuyor. Peki bunu engellemek için ne yapmaya çalışıyor? İşte buradaki stratejinin birinci ayağında Ukrayna'nın vuruş gücünü artırmaya çalışıyorlar. Asker sayısını bir anda artıramazsınız. Veyahut da Ukrayna'nın topçu mermisini artırarak da Rusya karşısında Ukrayna'ya bir üstünlük sağlayamazsınız. Ne yapacaksınız? Savaşı Rusya'nın içine taşıyacaksınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İki şekilde. Bir tanesi uzun menzilli füzeler. ikincisi ise insansız hava araçları. Onların taşıyacakları mühimmatla bombayla kamikaze saldırılar yapmak ve Rusya'yı perişan etmek. Savaşı Rusya'nın içerisine taşımak. Ukrayna içerisindeki Rus birliklerinin moralini kırmak, gücünü azaltmak. Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla asker taşımasına bir şekilde mani olmak. Ukraynalılar bunu bugüne kadar yapmaya çalıştılar. Özellikle sonbahardan, kıştan bu yana Ukrayna'nın Rusya'ya ait pek çok rafineriyi veyahut da hava üssünü vurmaya çalıştığını gördük. Fakat Ukrayna bunları kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı ve İngiltere'nin, Amerika'nın daha gelişmiş hava silahlarını, mühimmatını kullanma imkanını bulamadı. Çünkü bu devletler bu mühimmat ve silahları Ukrayna'nın kullanmasına yasak getirmişlerdi. Batı Ukrayna'nın eline gelişmiş füzeler veriyor ve bu füzeleri Rusya içerisinde kullanma hakkını da Ukrayna'ya veriyor. Bu hakkı daha da geliştireceklerdir diye düşünüyorum. Batı'nın stratejisinin ikinci ayağını ise Ukrayna'da askeri üsler kurulması ve Ukrayna'ya batılı askerleri göndermek oluşturuyor özellikle Dinyeper'in batısında, Batı Ukrayna bölgesinde daha güvenli yerlerde büyük ihtimalle Fransızlar, İngilizler ve diğer bazı milletlerden askerler üst kuracaklar veya Ukraynalılarla birlikte askeri görev yapacaklar. Yani batıdan Ukrayna'ya asker gönderilecek. Benim kanaatim budur. Yani gönderilme ihtimalini ben %70-80 görüyorum. Belki daha da fazla bile olabilir. İşin açıkçası Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesine yasal bir engel de şu an için yok. Yani uluslararası yasalar bunu engellemiyor. Fransa'nın Ukrayna ile ikili anlaşması var. Bu anlaşma çerçevesinde Fransa Ukrayna'da böyle bir kamp oluşturabilir askeri kamp. Ve diyebilir ki ben Ukrayna askerlerine eğitim vereceğim. Veya da orada başka maksatlarla bulunuyorum. Güvenlik anlaşması çerçevesinde bulunuyorum. Zaten güvenlik anlaşması imzalamış. İngiltere'nin de var biliyorsunuz bu anlaşması Ukrayna ile birçok ülkenin var. Yani NATO çerçevesinde değil ikili anlaşmalar çerçevesinde bu devletlerin Ukrayna'ya binlerce asker göndermesi mümkündür söz konusu. Benim kanaatim önümüzdeki aylar içerisinde bu ihtimalde gerçekleşecektir. Bunlar belki doğrudan Rusya ile ilk etapta savaşmayacaklar. Ancak doğrudan savaşmayı göze alacaklar. Ve bunların bulundukları noktaya eğer Rusya füze gönderirse veya savaş açar ise o bölgede çatışma çıkar ise elbette yüz yüze çatışma kaçınılmaz hale gelebilir. Özetleyecek olur isek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bugüne kadar Ukrayna'ya destek veren devletlerin bir tür gölge savaşı gibi gerçekleşti. Yani silah veriyor mühimmatı veriyor ama şurayı bombalama şuraya saldırma gibi sınırlamalar getiriyor. Amerika'sı Avrupa'sı Ukrayna'yı desteklerken belli sınırlar içerisinde bunu yaptı ve Rusya ile yüz yüze gelmemeye özel bir gayret gösterdiler. Fakat bu artık zorlaşıyor. Yani Rusya ile Batı aradaki Ukrayna perdesini yırtmak üzereler. İki taraf belki Ukrayna arazisi üzerinde belki daha başka yerlerde yüz yüze çarpışma riskiyle karşı karşıya. Eğer Ukrayna savaşı Moskova'ya taşıyabilirse Rusya şehirlerine taşıyabilirse ve Rusya bundan çok büyük zararlar görür ise Rusya buna iki şekilde karşılık verecektir. Birinci karşılık verme şekli Ukrayna içerisinde daha gaddar, daha saldırgan, agresif bir hale gelmesidir. Diyeceksiniz ki şu anda saldırgan değil mi? Hayır her şeyin bir sınırı var. Şu anda o sınır aşılmış değil. Eğer Rusya kendi topraklarında çaresiz hisseder ise bu durumda Ukrayna'ya bunun bedelini ödetmek ister. Sivil asker ayrımı gözetmeksizin geçmişte vurmadığı yerleri vurmaktan imtina ettiği veyahut da öncelik vermediği yerleri sırf Ukraynalıların burnunu sürtmek için yapar. Yani Rusya çok daha vahşi, çok daha acımasız bir görüntüye Ukrayna içerisinde dönüşebilir. İkincisi Rusya'nın bu gelişmeye cevabı Avrupa başkentlerinde de olabilir. Avrupa başkentlerinde bazı sabotaj girişimleri yaşanabilir. Binaların havaya uçması, yangınlar, bazı tesislerde böyle çok ağır maliyetli saldırılar olabilir. Bu saldırılarla Rusya arasındaki bağlantı kurulabilir mi, kurulamaz mı bunu bilemiyorum. Zaten son birkaç aydır Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun bazı sabotajcılar yakalanıyor. Bunların Rusya tarafından gönderildiği Almanya, İngiltere gibi devletler tarafından iddia ediliyor. Rusya bir ilgisi olmadığını söylüyor. Fakat e, görünen o ki Rusya boş durmuyor. Finlandiya'dan İsveç'e, Almanya'dan Norveç'e kadar değişik Avrupa ülkelerinde Ukrayna savaşına destek verenler başta olmak üzere Rusya'nın ciddi bir casusluk ağı oluşturduğunu, ülkeleri içten istikrarsızlaştırabilecek bazı saldırıların hazırlığın, hazırlığında olduğu görülüyor. Şu ana kadar bunlar çok ortaya çıkmadı, çok belirginlik kazanmadı. Fakat önümüzdeki günlerde ne bileyim Finlandiya'nın Estonya'yla, İsveç'in işte Finlandiya'yla, Danimarka'nın Almanya'yla telefon hatları kesilirse, kablolar koparsa, boru hatları patlarsa, dediğim gibi binalar infilak ederse buna çok da şaşırmamak lazım. İnternet üzerinden yapılacak hacklemeler uluslararası sisteme ve o devletlerin iç düzenlerine dönük saldırılar hiç kimseyi şaşırtmamalı. Rusya bir bedel öderse bunun bedelini karşı tarafa da ödetmek ister. Evet. Maalesef iyi bir haber vermiş değiliz bugün yaşanan gelişme Ukrayna Rusya savaşının çok daha vahşi çok daha şiddet dolu bir safhaya doğru yöneldiğini gösteriyor. Ve batı ile Rusya arasında doğrudan çatışmanın maalesef olabildiğince hızlı bir şekilde yaklaştığını da bizlere gösteriyor. Bugünü bu kadar efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı videonun altına bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hoşça kalınız.